Merhaba arkadaşlar, Semuk Online Eğitim'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle permütasyon konusunu işleyeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar. Permütasyon konusu için R ve N birer sayma sayısı olmak üzere R'ye N'den küçük ya da eşit olacak şekilde bir sayı seçiyoruz ve N elemanlı bir kümenin R'li dizilişlerine biz permütasyon diyoruz. Permütasyonu gösterirken PN R ifadesiyle gösteriyoruz ve işlemi yaparken de PN R için N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel şeklinde ifade ediyoruz. Bunu pratik olarak N'i R kez açıyoruz da diyebiliriz aslında. Şekilde gördüğümüz gibi N çarpı N eksi 1 N eksi 2 bu şekilde R tane çarpan N'in R'li permütasyonun açılımı olmuş oluyor. Bir de özelliklerine bakalım. N'in birli permütasyonu dediğimizde N'i bir kez açtık, yani ortaya N çıkmış oldu. N'in N'li permütasyonu dediğimizde N'i N kez açtık ve N faktöriyeli ortaya çıkardık. N'in sıfırlısı dediğimizde de 1'in geldiğini görmüş oluyoruz. Devam edelim. Örneğimize geçelim. 7'nin üçlü permütasyonu, 5'in birli permütasyonu ve 4'ün dörtlü permütasyonunun toplamını istiyoruz. O zaman 7'nin üçlü permütasyonu için yapacağımız 7'yi 3 kez açmak. 7 çarpı 6 çarpı 5 olacak. 5'in birli permütasyonu için, tabii artı var arada. 5'in birli permütasyonu için 5'i 1 kez açıyoruz. Artı 5 dedik. Artımızı koyduk. 4'ün dörtlü permütasyonu için de 4'ü 4 kez açacağız. Yani aslında yapacağımız şey 4 faktöriyel işlemi olacak. Faktöriyel dediğimizde 1'e kadar çarpanları açıyorduk, unutmayalım. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demiş olduk. İşlemi tamamlayalım. 7, 6 ve 5'in çarpımından 210 artı 5 artı 4, 3 ve 2'nin çarpımından da 24'ü getireceğiz. Toplam aldığımızda 239 işlemin sonucu olarak gelecek. Devam edelim. Her zaman sayı görmeyebiliriz tabii. Sorumuzun içerisinde N'e bağlı terimler de olabilir. Önce N'i bulalım, daha sonra sorumuzu çözelim. N'in birli permütasyonuyla N'in ikili permütasyonunun toplamı 25 ise N'in birli permütasyonu demek N'i bir kez al demekti. N'in ikili permütasyonu N'i iki kez aç demekti. N çarpı N eksi 1 olarak yazdık ve sonucun 25 olduğunu biliyoruz. N'i içeriye dağıtalım. N artı N çarpı N'den N kare. N çarpı eksi 1'den eksi N 25'e eşit olarak gelmiş oldu. Artı N ve eksi N birbirini götürecek. Yani N kare 25'e eşit olacak. N'i bulabilmek için yapacağımız şey kök almak olacak. N karenin kökü N ve 25'in kökü de 5 olarak gelecek. Yani N'i bulduk. Şimdi istenen değer olarak yerine yazalım. Yani N'in N'lisi permütasyon 5'in 5'lisi artı permütasyon N'in sıfırlısı, yani 5'in sıfırlısını soruyor sorumuz bize. 5'in 5'li permütasyonu 5 faktöriyel. 5'in sıfırlı permütasyonunun sonucu ise 1 olacaktı. 5 faktöriyel demek 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demekti. Bu çarpımın sonucu 121 olarak gelecek. Devam edelim. A kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde C bulunur diye soruyoruz. Şimdi bu tarz sorularda şuna dikkat edelim. Bu kümenin elemanlarına baktığımızda 5 elemanlı bir küme, bu 5 elemanlı kümenin üçlü permütasyonlarını alacağız. Tüm duruma bakalım öncelikle. Tüm durum 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı permütasyonları olacak. Yani permütasyonun 5'in üçlüsünü alacağız. 5'i 3 kez açarsam 5 çarpı 4 çarpı 3'ü getireceğiz. Yani bu çarpımın sonucundan 60'ı getirmiş olacağız. Bir de istenmeyene, yani C'nin olmadığı duruma bakalım. Şimdi C'yi kümeden atsak geriye 4 tane elemanımız kalacak. C'nin olmadığı diyelim. C'nin olmadığı durumlara bakarsak permütasyon için 4 elemanımız kaldı. Bu 4 elemanın üçlü permütasyonuna bakıyoruz. Yani 4'ün üçlüsünü alıyoruz. 4 çarpı 3 çarpı 2'den sonucun 24 olduğunu görüyoruz. Şimdi istenen duruma, yani üçlü permütasyonlarda C bulunma durumuna bakmak için tüm durumdan istenmeyeni çıkartacağız. 60-24'ten sorumuzun cevabı 36 olarak gelmiş olacak. Devam edelim. Biraz önceki sorumuzla aynı şu soruya geçelim. N bir doğal sayı olmak üzere. Şimdi bize bir işlem tanımlanmış arkadaşlar.
Kare içinde n olduğu zaman n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 şeklinde yazmamız isteniyor. Ve permütasyon üzerinden tanım yapmışız. Permütasyon n'in dörtlüsü 4 kare n'ye eşit olarak verilmiş. Bu durumda n'yi bulmak için önce permütasyon işlemini yazalım. N'in dörtlü permütasyonu demek n'i 4 kez açmak demek. N çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı n eksi 3. N'in dörtlü permütasyonu olacak ve bu ifadenin 4 çarpı kare şeklinde verilen n ifadesine eşit olduğunu biliyorum. Yani n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi burada aynı terimleri gördüğümüzde sadeleştirebiliriz. N'leri sadeleştirdik. Yine n eksi 1'i ve n eksi 2'yi sadeleştirdiğimizde geriye n eksi 3'ün 4'e eşit olduğu işlem kalacak. N eksi 3 4'e eşitse eksi 3'ü karşıya atıyoruz. 4 artı 3'ten n'nin 7 olduğunu bulmuş oluyoruz. Şimdi istenen işleme baktığımızda permütasyon n'in birlisi yani 7'nin birlisi ve permütasyon n'in sıfırlısı yani 7'nin sıfırlısını getirmiş olduğunu görüyoruz. 7'nin birlisi 7, 7'nin sıfırlısı ise 1'di. 7 artı 1'den cevabımız 8 olarak geldi. Devam edelim. Yine bir kümemiz var, A kümesi. Bu kümenin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 2 bulunmaz diye soruyoruz. Bulunmaz soruları daha kolay arkadaşlar. Yapacağımız tek şey 2'yi kümeden atmak ve istenen üçlü permütasyonu bulmak. Kümemizde 2'yi attıktan sonra 5 eleman kaldığına göre permütasyon 5'in üçlüsünü soruyor aslında soru bize. 5'in üçlüsünü daha önce almıştık. 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 60 olduğunu biliyoruz. Devam edelim. Yine bir A kümemiz var. Bu kümenin bu sefer üçlü permütasyonlarında 4'ün bulunup 5'in bulunmama durumu. Şimdi 5'in bulunmama durumu kolaydı. 5 olmayacaksa kümeden atacaktık. 4'ün bulunma durumu için ne yapıyorduk? Tüm durumda olmadığı durumları çıkartıyorduk. O zaman önce bir tüm durumları bulalım. Tüm durum için 5 elemanlı bir kümenin üçlü permütasyonlarını alacağız. Yani permütasyon 5'in üçlüsünü alacağız. Bunun 60 olduğunu biraz önce bulduk. Bir de 4'ün bulunmadığı duruma bakacaktık. Yani kümeden 4'ü dağıttığımızı düşünelim. O zaman 4 yok diyelim. 4'ün olmadığı durumlar için de geriye 4 elemanımız kaldı. 4 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümesine bakarsak, üçlü permütasyonuna bakarsak 4'ün üçlü permütasyonu 4 çarpı 3 çarpı 2'den yine 24 mü geldi? 60'tan 24'ü çıkarttığımızda istenen durumu getirmiş olacağız. Yazalım yine. 60-24'ten sonucun 36 olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Permütasyon problemleriyle. Şimdi permütasyon dediğimizde aslında olay sıralama ya da diziliş. Yani sıra gözetilerek yapılan sıralama gördüğünde permütasyona geçiş yapman gerekiyor. Hemen örneğimize geçelim. 4 hemşire ve 3 doktor yan yana sıralanarak fotoğraf çektirecek. A şıkkı için kaç farklı fotoğraf çekilebilir diye sormuş. Herhangi bir koşulumuz yok, dikkat et. 4 hemşire ve 3 doktor yan yana fotoğraf çektirecekler. O zaman burada kişi sayısını bulmak yeterli aslında. 4 artı 3 kişi, yani toplamda 7 kişi var. O zaman bu sorunun cevabı 7 faktöriyel olacak. Herhangi bir koşul yoksa ne yapıyoruz? Kaç kişiyi sıralayacaksak kişi sayısını faktöriyel cinsinden yazıyoruz. B'ye baktığımız zaman burada bir koşulumuz var. Doktorların yan yana olması koşuluyla. Şimdi doktorların yan yana olması demek, 3 tane doktoru sanki tek bir küme gibi düşün demek. O zaman sıralayacağımız kişi sayısına baktığımız zaman 4 hemşire, doktorlardan da bir küme olarak bahsedersek toplamda 5 kişi olacak sıralamamız gereken. Yani 5 faktöriyel kişiyi sıraladık. Yalnız burada şuna dikkat edelim. Doktorların yan yana olması koşulumuz var ama doktorların kendi içinde sıralanabileceğini unutmayalım arkadaşlar. 3 tane doktorun kendi içinde sıralanması dediğimizde yine sıralamanın 3 faktöriyel olduğunu söylüyoruz. C şıkkına bakalım bir de. Herhangi iki doktorun yan yana olmaması, bu sefer olmama şartım var. Şimdi bunu sağlatabilen durum nedir? Hemşirelerin arasında olmaları değil mi? O zaman bunu şöyle yapalım şimdi. 4 tane hemşire vardı. 1, 2, 3, 4 diyelim. Doktorların gelebilecekleri boşluklara bakalım. Toplamda kaç tane çizgi çizdik boşluk olarak? 5 tane çizgi var. O zaman demek ki doktorların gelebileceği 5 tane yer var. Bu 5 tane yere 3 tane doktor nasıl sıralanır diye bakıyoruz.
Bu da ne demek? Permütasyon 5'in üçlüsü demek olacak. Yalnız yine şuna dikkat edelim. Hemşireleri 1, 2, 3, 4 şeklinde yazdık ama bunlar böyle sıralanmak zorunda değil. Hemşirelerin kendi içinde sıralanmasına da dikkat edersek çarpı 1'de 4 faktöriyeli eklemiş olacağız. Sorumuz bu şekilde. Devam edelim. 8 öğrenci yan yana ön sırada, 3 öğretmen yan yana arka sırada olmak üzere fotoğraf çektirmek istiyorlar. Kaç değişik şekilde sıralanabilirler? 8 öğrencinin sıralanması, kişi sayısı belli, sıra da belli. O zaman 8 öğrenci ön sıraya 8 faktöriyel şekilde sıralanabilir diyeceğiz. Yine 3 öğretmen var, arka sırada olma şartı da var. O zaman 3 öğretmen arka sıraya 3 farklı şekilde sıralanabilir diyoruz. Yani cevabımız D şıkkı oluyor. Devam edelim. 3 farklı matematik, 4 farklı fizik, 2 farklı kimya, 1 rafa aynı dersin kitapları yan yana olmak koşuluyla. Bu koşullara dikkat edelim arkadaşlar. Eğer aynı dersin kitapları yan yana olacaksa ben 3 tane matematik kitabını tek bir küme gibi düşüneceğim. 3 matematiği bir küme yaptık. Yine fizikleri, 4 tane fizik kitabını bir küme yapıyoruz ve 2 farklı kimya kitabını da, 2 farklı kimya kitabını da yine bir küme olarak düşünüyoruz. Yani bizim sıralayacağımız kitaplar aslında 3 farklı kitap gibi oluyor. O zaman bu 3 farklı kitabın sıralanması 3 faktöriyel olacak. Yine kendi içlerindeki sıralanmaları unutmamamız gerekiyor. 3 farklı matematik kitabı bir kümedir evet ama bu 3 kitabın kendi içinde sıralanmasıyla birlikte 3 faktöriyel durum daha çıkacak. Yine 4 tane fiziğin kendi içinde sıralanması 4 faktöriyel, 2 kimyanın kendi içinde sıralanması da 2 faktöriyel durum oluşturacağı için bu çarpımı şıklarda D şıkkı olarak görüyoruz. Devam edelim. 5 kişilik bir banka aşağıdaki kurallara göre oturulacaklardır. Bankın bir ucunda Cihan, diğer ucundaysa Emel olacak. Arzu ile Derya da yan yana olacak. Şöyle yapalım. Şimdi bankın bir ucunda Cihan'ın olacağını biliyorum. Bir ucunda da Emel'in olacağını biliyorum. Bunu C ve E şeklinde yazdık ama illa Cihan başta olacak, Emel sonunda olacak gibi bir durum yok. Dikkat et. Sadece diyor ki bir ucunda Cihan olsun, diğer ucunda Emel olsun. Yani Cihan ve Emel'in başta sonda olma durumları değişkenlik gösterebilir. Arzu ile Derya yan yana olacaktır. O zaman deminki kitap sorusuna göre düşünürsek Arzu ile Derya'yı bir küme gibi düşünelim. Geriye bir tek Besra mı kaldı? Bir de B'yi ekleyelim. Bizim asıl sıralayacağımız grup aslında şu ortadaki grup. Bir küme şeklinde bir eleman var, bir de B var. O zaman toplamda iki elemanın sıralanması 2 faktöriyel olacak. A ve D'nin yani Arzu ile Derya'nın iki kişinin sıralanma durumundan dolayı 2 faktöriyeli getireceğini biliyoruz. Yine Cihan ve Emel'in de başta ve sonda olma durumları değişken olacağından 2 faktöriyeli de buradan getiriyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2'den sonuç 8 olarak gelmiş oluyor. Devam edelim. Aralarında Hakan'la Bora'nın da bulunduğu 6 kişilik bir öğrenci grubu. Hakan'la Bora arasında daima bir öğrenci olmak şartıyla düz bir sırada yan yana kaç değişik şekilde oturabilir? Buradaki şartımız Hakan'la Bora arasında mutlaka bir kişi olsun. Yani bunlar bir grup şeklinde olsun. Ve geriye kaç kişi kaldı? 6 kişiydik. 3 kişi zaten oturduğuna göre geriye 3 kişi daha kalmış oldu. Yani bizim temelde sıralayacağımız grup 3 kişi dışarıda, bir de bir grubumuz var. Toplam 4 kişi. Yani 4 faktöriyel kişiyi sıraladık. Daha sonra gruba bakıyorum. Şimdi Hakan'la Bora arasında bir kişi olsun diyor ama bu bir kişiyi kaç kişi içinden seçiyoruz? 6 kişilik grupta geriye kalan 4 kişi içinden seçiyoruz. O zaman bu da bize 4 farklı durum çıkartacaktır. Bir de Hakan'la Bora için işte biri başta biri sonda durumu söylenmemiş. Yani yine değişken bir durum var. O zaman Hakan'la Bora'nın sıralanması için de 2 faktöriyel ekliyoruz. Buradan işlemimiz ne olacak? 4 faktöriyel, 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1, 4 çarpı 2'den 24 çarpı 8'i getirmiş olacağız. Bu da 192 olarak gelecek. Devam edelim. Tekrarlı permütasyonla devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrarlı permütasyon dediğimizde özdeş, aynı büyüklük ve aynı özellikte olan durumlardan bahsediyoruz. Yani n elemanlı bir kümede, diyelim ki n1, n2, nr gibi tekrar eden elemanlar varsa, n faktöriyel
tüm durumu alıyoruz ve paydaya aldığımız durumlarda tekrar eden durumların faktöriyelleri oluyor. Yani n1 kadar tekrar eden eleman varsa diyelim n1 faktöriyel, n2 tane varsa n2 faktöriyel şeklinde tüm tekrar eden durumları çarparak paydaya yazıyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Patates kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek 7 harfli anlamlı veya anlamsız kelimeler yazacağız. Kaç farklı kelime yazılabilir? Herhangi bir koşul yok. Kaç farklı kelime yazacağımıza bakıyoruz. Kaç tane harfimiz var burada? 7 harfli bir kelimemiz var. O zaman demek ki 7 faktöriyel yazdık. Şimdi paydaya tekrar edenleri yazacaktık. A 2 tane var. O zaman 2 faktöriyel ekliyorum. Bir de T'den 2 tane var. Yine bir 2 faktöriyel daha ekliyorum. Başka tekrar eden harfimiz olmadığı için 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel kadar kelime yazabiliriz diyoruz. B'ye bakalım. T ile başlayıp E ile biten kaç farklı kelime yazılabilir? Şimdi buradaki koşulumuz şu. T ile başlat, E ile bitir. Geriye kaç tane harf kaldı? Toplamda kaç tane harfimiz kaldı? 5 tane harfimiz var. Şimdi bu 5 tane harfi sıralayacağız o zaman. 5 harfin sıralanması 5 faktöriyel bölü yine tekrar eden harflerimiz var. A 2 tane. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel durum ortaya çıkacak. C şıkkına bakalım bir de. Şuna B diyelim. Bir de C şıkkına bakalım. Her T harfinden sonra A harfi gelecek şekilde kaç değişik kelime yazılır? Her T harfinden sonra A harfi gelecekse dikkat et. Bir tane T, bir tane A'yı aldım. Yine bir tane T, bir tane A'yı aldım. Geriye kaç tane harfimiz kaldı? P, E ve S mi kaldı? Şuna dikkat et. T ve A'yı bir grup şeklinde aldık. Ve iki tane aynı grubumuz oluştu. Kaç tane elemanımız oldu o zaman? 3 tane PES'den 2 de grubumuz vardı. Yani toplamda yine 5 tane elemanım var. 5 faktöriyel bölü tekrar edenleri paydaya yazıyorduk. İkisi de tekrar ettiğine göre 2 faktöriyel şekilde kelime yazabiliriz diyoruz. Devam edelim. Rakamlar üzerinden baktığımızda verilen sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek 6 basamaklı doğal sayılar yazılıyor. Kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi deminki mantıkla aynı aslında temelde. Önce ne yapıyorum? 6 tane rakam gördüysem hemen A şıkkı için 6 faktöriyel diyorum. Böyle. Tekrar edenleri payda yazacağım. 5'ten 3 kez tekrar edildiğini görüyoruz. 3 faktöriyel çarpı 0'dan yine 2 kez tekrar edildiğini görüyoruz. 2 faktöriyeli yazıyoruz. Yalnız soru burada bitmiyor arkadaşlar. Sıfırlara dikkat etmemiz lazım. 6 basamaklı bir sayı yazmak istiyorsam sıfırların başa gelmeyeceğini unutmamam gerekiyor. O zaman bu durum için şunu yapabilirim. 5'lerden 3 tane olduğunu biliyoruz. Bir tane de 4 olduğunu biliyoruz. Yani İstediğimiz durumu sağlayan, 6 basamaklı sayı olmasını sağlayan 4 tane rakam var. 6 tane rakam içerisinde. O zaman bulduğumuz bu işlemi 4 bölü 6 ile çarparak istenen durumu elde etmiş oluyoruz. Bu işlemi bir yapalım isterseniz. En azından bir kez görmüş olun. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeli görüyorsak. Faktöriyel işlemi nasıl yapıyorduk? Küçüğü cinsinden açıyorduk değil mi? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyeli yazalım yine tekrardan. 2 faktöriyel dediğimizde aslında 2 çarpı 1. 1'i hadi şimdilik yazalım. 4 bölü 6'yı da tekrar çarpan olarak ekledik. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. 3 faktöriyel hem pay hem faydada olduğu için sadeleşti. Yine 6'lar hem pay hem faydada olduğu için sadeleşecek. 2'ye de bölelim. Buradan 10 çarpı 4'ten sonucun 40 olduğunu söyleyebiliriz. B'yi de yapalım hemen. Kaç farklı çift sayı yazılır diye sormuş. Şimdi çift sayı yazılma durumu için şunu yapalım. Şurayı bir temizleyeyim. Çift sayı yazılma durumu için şuna dikkat edelim. Bir sayının çift olması demek, birler basamağının çift olması demekti. Yani bizim buradaki değerlerimiz için 0 ya da 4 olma durumu var. O zaman 0'ı sona bir kitleyelim. Önce 0 için yapalım. 0'ı sona yazdığımızda geriye neler kalacak? 5, 0, 5, 5 ve 4 kalacak değil mi? Burada kalan rakamlar için sayı oluşturacağız. Yani 5 tane rakamım var. 5 faktöriyel bölü tekrar eden 5'lerim var. 3 kez tekrar ettiği için bölü 3 faktöriyel. Yalnız yine 0'a dikkat ediyoruz. 0 başa gelemez. Bu durumu sağlatan 4 farklı sayım var. 4 bölü
5 ile çarpıyorum. Şuraya dikkat edelim, lütfen unutmayalım. Sıfırın başa gelmeyeceğini tekrar hatırlatayım. Ve bir de çift olabilmesi için 4'ü alabileceğimizi biliyorduk. 4 için yine aynı işlemi yapalım. Geriye kalan rakamlar 5, 0, 5, 5, 0 dedik. Şimdi yine 5 tane rakamım var. 5 faktöriyel bölü. 5'ler 3 kez tekrar etti. 3 faktöriyel ve 2'ler, 0'lar 2 kez tekrar etti. 2 faktöriyel diyoruz. Yine 0'ın başa gelmeyeceğini hatırlatıp 3 bölü 5 ile çarpıyoruz. Yine biraz önce yaptığımız gibi işlemi tekrarlayıp tamamlayıp ikisinin toplamını aldığımızda kaç farklı çift sayı yazılabileceğini bulmuş oluyoruz. Devam edelim. A'dan başlayacağız. A'dan hareket edeceğiz. B'ye uğrayarak C'ye en kısa yoldan nasıl gideceğimize bakacağız. Bu tarz bir soru gördüğünde yapman gereken şey aslında şu. Şimdi B'ye gitme koşulum olduğu için önce B'yi baz alıyoruz. A'dan hareket ederek B'ye nasıl gidebilirim? Şimdi pratik olarak gidelim biz. A'dan başladım hareket etmeye, sağa doğru gidiyorum. 4 adımda B'nin bulunduğu güzergaha kadar geldim. Bir de yukarı çıkarsam 2 kez B'ye gelmiş olacağım. Şimdi A'dan B'ye 4 tane sağ, 2 tane de yukarı giderek ulaşabiliyorum. Yani toplamda 6 adım atarak A'dan B'ye gidebiliyorum. O zaman 6 faktöriyel dedik. Ve tekrar edenleri ne yapacaktık? Tekrarlı permütasyonda 6 yani paydaya yazacaktık. 4 kez sağa gidiyorsam 4 kez tekrar eden bir durum var. 2 kez yukarı çıkıyorsam yine 2 kez tekrar eden bir durum var. Şimdi burada ben illa işte sağa gittim, yukarı gittim gibi söyledim ama böyle gitmek zorunda değilsiniz tabii. Yani en kısa yoldan nasıl gitmek istiyorsanız, ben illa işte zikzak çizeceğim, şöyle bir yukarı gideceğim, sonra yana gideceğim desen de yapacağın adım sayısı yine hep 6 olacağı için pratik olarak nereden gitmek istiyorsak oradan yapalım. B'den tekrar C'ye gideceğiz. Yani çarpı koyduk. Daha işlemimiz bitmedi. İşlem bitmediyse çarpı ile ifade etmemiz gerekiyor. B'den C'ye giderken ki yolumuza bakalım. Şurayı da sileyim, kafanızı karıştırmasın. Şimdi B'den C'ye gideceğim. B'den C'ye giderken 2 basamak yana, 2 basamakta yukarı çıktığımda, yani toplamda 4 adım attığımda C'ye gittiğimi görüyorum. O zaman 4 faktöriyel bölü, aynı durumları paydaya yazacağım. 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel dedik. İşlemimizi yapalım. 6 faktöriyeli 4 faktöriyele kadar açayım. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 çarpı dedik. 4 faktöriyeli de açalım. 4, 3, 2 faktöriyel bölü 2 çarpı 2 şeklinde ifade edelim. Şimdi sadeleştirelim önce. 2 çarpı 2'den de 4'ü sadeleştirelim. 30 çarpı 3'ten 90 farklı yol olduğunu bulmuş olduk. Devam edelim. Özdeş soruları görüyorsak kesinlikle tekrarlı permütasyonu aklımıza getireceğiz. 4 özdeş turuncu, 3 özdeş mavi, 2 özdeş mor boncuğu yan yana dizerek bir bileklik yapacak. Kaç değişik bileklik yapılabilir diye sormuş. Kaç tane boncuğumuz var toplamda? 4, 3, 2, toplam 9 tane boncuğumuz var. O zaman 9 faktöriyeli yazdık yine. Özdeş, yani aynı olanları paydaya yazacaktık. 4 özdeş turuncuysa 4 faktöriyel, 3 özdeş mavi ise 3 faktöriyel, yine 2 özdeş morsa 2 faktöriyeli yazdık. Bu şekilde sorumuzu tamamlamış olduk. Devam edelim çözümü için. 9'u açacağım 4'e kadar. 9, 8, 7, 6, 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel, 3 faktöriyeli de açalım. 3 çarpı 2 çarpı 2 dedik. 4 faktöriyelleri sadeleştirdik. 3 çarpı 2'nin de yine 6 olduğunu biliyoruz. Bir de 8'i bölelim. 9, 4, 7 ve 5'in çarpımı bize işlemin sonucunu verecek. 1260 gelecek cevabımız. Devam edelim. Verilen sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek 6 basamaklı 5 ile tam bölünebilen. Hemen 5'e bölünme kuralını bir hatırlayalım. 5'e bölünme kuralımız neydi? Son basamağın, yani birler basamağının 0 veya 5 olma durumuydu değil mi? Şimdi 5'e bölünme kuralında birler basamağı 0 veya 5 olacaktı. O zaman bu şartı sağlatacak şekilde bir yazalım sayımızı. Son basamağı 0'ı sabitledik. Geriye ne kalacak? 3, 5, 5, 2, 5. Veya son basamağı ne sabitleyebiliriz dedik? 5'i sabitledik. 3,
0, 5, 2, 5 dedik. Şimdi devam edelim. Bu iki durum için, iki ayrı durum için işlemimizi yapalım. Sona sıfırı getirmek için geriye kaç tane rakamımız kaldı? Toplamda 5 rakam kaldı değil mi? 5 faktöriyel bölü 5'ten 3 kez var. 3 faktöriyel. Başka tekrar eden herhangi bir sayım yok. Başa sıfır gelme gibi bir durum da yok. O zaman demek ki ilk durumdan 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel sayı elde ettik. Daha sonra ikinci duruma geçelim. Yine sona 5'i sabitlediğimizde 5 farklı rakam var. 5 faktöriyel bölü 5'ten 2 kez var. 2 faktöriyel. Başka tekrar eden herhangi bir rakam yok. Ama burada sıfıra yine dikkat edeceğiz. İstenen durumu sağlayan 4 tane rakam olduğu için 4 bölü 5 ile çarpmamız gerekiyor. 5 faktöriyeli 3 faktöriyeli böldüğümüzde 5 çarpı 4 geldiğini göreceğiz. 5 faktöriyeli 2 faktöriyeli böldüğümüzde 5, 4, 3 çarpı 4 bölü 5'in geldiğini görüyoruz. Şurası 3. Şimdi devam edelim. Şu 5'leri sadeleştireyim. 4, 3 ve 4'ün çarpımından ve 5 çarpı 20'den 68 geldiğini görmüş olacağız. Devam edelim. Bu sorudan çözdük. Başka bir örnek bakalım. Bir de şuna bakalım. Burada dersimizi bitirelim arkadaşlar. Son sorumuz olsun. Şekildeki çizgiler kentin birbirini kesen oklarını göstermektedir. A'dan hareket edip CD yolundan geçerek B'ye en kısa yoldan gidecek olan. Şimdi bunun bir benzerini yapmıştık ama burada CD yolu kafamızı karıştırmasın. A'dan hareket edip C'ye giden ne kadar yol var diye bakıyorum. Şimdi A'dan 2 adım ilerledim. Bir de aşağı doğru 2 adım ilerledim. C'ye vardım. Yani 4 adımda bu yolu tamamladım. 4 faktöriyel bölü. Aynı adımları paydaya yazıyorduk. 2 kez yana gittik. 2 faktöriyel. 2 kez de aşağı indik. O zaman yine 2 faktöriyel çarptık. Çarpı. Şimdi CD için farklı herhangi bir seçenek yok. CD için gidebileceği tek bir yol var. O zaman demek ki CD için bir çarpanını ekliyorum. D'den tekrar B'ye hareket edeceğim. B'ye giderken 3 birim aşağı inebilirim. 2 birim de yine yana gidebiliriz. Yani toplamda 5 adımda B'ye varabiliriz. 5 faktöriyel bölü. Aynı durumları yine paydaya ekliyorum. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel dedik. Bu işlemin sonucu bize kaç değişik yol olduğunu gösterecek. Hemen bunu da yapalım. 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 çarpı 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 dedik. Faktöriyelleri yine sadeleştirelim. 2 çarpı 2'nin de 4 olduğunu biliyoruz. Bu çarpımız sonucundan kaç elde edeceğiz? 12 çarpı 5 yani 60 elde etmiş olacağız. Burada bitirelim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Mutlaka konuyu tekrar etmeyi ve üzerine soru çözmeyi unutmayın.